Bey Dağları. Torosların batısında binlerce yıldır Akdeniz'in maviliğini selamlayıp duran Ulu Dağlar. İmecik, Karabayır, Gödene, Feslikan, Üçoluk ve ötesi. Koynunda nice sırrı, nice öyküyü barındıran görkemli yaylalar. Ve o yüksek göklerin altında alnı alacağı dağların zümrüt yeşili yaylalarını bin yıldır yurt tutan yörükler. Yörük atları, yiğit oğulları ve ceylan gözlü kızlarıyla, omzunda kopuzları ve boynunda sazlarıyla Asya'dan tozu dumana katıp gelen, bir su gibi akarak küçük Asya'da göllenen ırmak. Davarları, yağlı peynir kokusu ve çan sesleriyle toprağı adımlayan ayaklar. Toprağın hafızasına kulak verip, dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda, ıslak çarıklarda bu hafta o ayakların izlerini takip ederek Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'ne ulaşıyoruz. Yağmur ve toprak kokusunun sindiği sokakları aşıp, sımsıcak iki insanın evinde alıyoruz soluğu. Ümmüşen ve Bekir Cebeci. Yaşları çoktan 90'ı aşmış iki Toros bilgesi. Toprak gibi alçak gönüllü, su gibi aziz iki eski zaman ozanı. Hafızalarında koca bir tarihi sırtlanıp gezdiren iki Anadolu aşığı. Mustafa Kemal'in ışığıyla aydınlanmış iki yörük, yürekleriyle soluklanan iki gönül yoldaşı. Bir zamanlar bu bölgede kışlayan yörüklerin kara keçilerinin otladığı, kıl çadırlarından yükselen dumanları göğe karıştığı Yeşilbayır, bugün kentin yaşamına dahil olmuş bir mahalle. Her şeye karşın köklerini unutmayan insanların yurdu olmayı sürdüren Yeşilbayır'da, Ümmüşen Nine ve Bekir Dede ile hoşbeş ettikten sonra, bu iki yörük bilgesinin tanıklığında toprağın seslerine kulak vermek için sabırsızlanıyoruz. Bekir Dede çakmak çakmak gözleriyle zihninin bohçasını çözüp söz ırmağını akıtmaya başlıyor. Evet, ismim Mehmetoğlu Bekir Cebeci. 1928 doğumluyum. Burada doğduk, burada büyüdük. Ondan sonra 5 sene, 1936'da okula girdim, 5 sene okudum. Okuduktan sonra babama söyledim, baba ben okumak istedim. Babam dedi, orada acın 30 lira aylık dedi. Davar, sen bu davar güt dedi. Ben 1200-1300 mal gütmüşüm ormanda. Askere gideceğe kadar davar güttüm. Babam ben evlenmek istedi, ben evlenmek istemedim. Sonra mecbur karşısına kaldık. Bu kızı gördük, bu kızı. Kız beni kandırdı. Ben onu kandıramadım, bu beni kandırdı. Belki bunun gönlünde varmıştır, benim gönlümde yoktu. Benim illa askerden gelip evlenecek niyetim. Bu aklımda. 5 sene okudum, illa jandarma olacağım, askerde tezkere bırakıp kalmak niyetim var. Babam okutmadığı için kızdım, babam da bir şey diyemezdi. Sonra işte bununla evlendik. Askere gittik, askerden geldik. Bu hastalandı. Bizim peder, oğlum dedi, senin hanım hasta, benim 3-4 çocuğu var, yoksulluk var. Bakamayacağım dedi. Ayrıl dedi, ayrıldık. Şimdi anlasam ben ağlarım kendi kendime. Bir kılçıkla, bir yorgan döşüyle ayrıldık. 3 gün ağzıma lokma dahi katmadım. Keşke evlenmesem de bekar dursaydım. Dedin. Dedim, bunu dedim. Bu da bir şey diyemiyor. Son başını ise 2,5 lira yüğümüyle karı koca çalıştık. Adam olduk, tarla tokat olduk, çor çocuk sahibi olduk. Büyüdük, ondan sonra hepsini yaptık bize. Ondan sonra yaptığımızı leşberliğe başladık. Hayvan araba aldık, hayvan arabayla birimiz çitimi sürdük. Kavramıyla ekin mütevellimiştik. Hayvanla düveni döndük. Ekine harmanımızı savurduk. Pamukçuluk yaptık. Pamukçuluktan sonra ben yaylaya geçsem bu burada pamuk çapalar ederdi. Evet. Çor çocuk bir oğlan, 2-3 çocuk vardı. Biri, ikisi oğlan, biri kız. Sonra onlar büyüdü. Onları askere gönderdik. Everdik, bağırdık, çıkardık. Hepsini yaptık bu işlere. Bekir dedenin yaşamı hep mücadeleyle geçmiş ancak zorluklar onu asla yıldırmamış. Anadolu insanının topraktan aldığı dirayet ve metanetin köklü bir inanç ve kültürle birleşmesiyle acıyı bal eylemesini bilen, yaşam ustalığıyla zamandan anlam damıtan insanlardan biri o. Bekir dedeyi dinledikçe bu iki güzel insanın öykülerine biraz daha aşina oluyoruz. Benim amca vardı. Bunlarla ekim pişmiş. Sen ne dedi, bu kızı alsana dedi. Yok canım, ben evlenmek istemem dedim.
Yalnız bu kızın yuvasını dedi. Yalnız bu gözünden kestirmiş beni ya. Ben aklımda yok. Bir gün çeşmenin başına geldi tek başına akşamla. Bir dakika dedim. Sen bana bir şey soracaksın. Dedim ha. Tamam dedi. Bak geldi 2 saat sonra dediğim yere geldi. Bak sen gibi 2-3 metre böyle varır mısın? Ben varım dedi. Alırsan dedi. Bir yemin şart olsun senden başkana ölürüm kimseye almam dedi. Şart olsun ben de seni alırım başka kimseye almam dedim. Bu sözüyle 6 ay konuştuk. Kesinlikle birbirimize yanaşmadık da böyle durduk. Babam da olmaz dedi. Mecbur karşısında babam mütebakta olacak değil. Anam dedi bu buna aşık olmuş dedi. Amcam aşıklıktan öldü gitti bu da ölür dedi. Ondan sonra böyle aldık. Bu kız beni kandırdı diyor Bekir dede. Gözlerinin içi gülerek. Bir de Ümmüşen nineye soruyoruz. Çeşme başında geçen o öyküyü. Bakalım o neler anlatacak bize. Yerim ben bu götüreceğim oldum. Bu götürürsen varma dedim. Ha, olursa güzelliğin olacak, olmazsa. Olursa güzelliğin olacak, olmazsa varma dedim. Ha, güzelden sonrası bunlar beni götürmeye geldiler. Dayıma bir bakayım, dayıma bir söyleyin gelin diye. Dayım, amcu dayıma ağırlığı attım diye, iş bitiyor. Düğün oluyor. Kapıya bu askere gidiyor, Bengali'ye. Ben de gece bir üvrek, bir hayvan, bir cinli geliyor. Bomu iniyor, koştum kapıyı açtım. Açarak kimse yok. Kapıya devrilmiş kalbimi. 4 sene çıktım hastalığı. Son hacıya inancım, o hastalığım hacıda kaldı o. Hacer-ül Esved'i öptüm. Makamı İbrahim'e gittim. Beytullah'a tuvap ettim. Gözyaşımla sefaya düştüm. Yalan ayak vermeye koştum. Zemzem aşkı eriştim. Arafat'tan Vakfa'ya çıktım. Tövbeyle günahımı yıktım. Arafat'tan Müzdelif'e düştüm. Müzdelif'ten taş topladım. Mine'de şeytan taşladım. Metine ömrüm yetmez, hayalı gözümden gitmez, Beytullah hiç kimden çıkmaz. Seni görmek ister cümle fakir, Kabe'nin önünde vardır bir çukur, 4 tane bezimler okur. Beytullah'ın kapısı hazım yapılı, hacılar gelir çekili çekili, 439 kapacağız o kapacağız. Hak nasip etsin biz de varalım, Abdurselim'den girelim, altın işine yüzler sürelim, çevre yanı kesme kaya, el kaldırıp amin diye Arafat'taki vakfaya dursa maliyaliye. Delil yapışsa elime, lebbik üretse dilime, ihram bezini belime sarsa maliyaliye. Hüccet döner yana yana, ciğerim döndü pür yana, sol zemzemden kana kana işte maliyaliye. Akıdırlar hayvan kanı, esirgemez kimse canı, sol meydanda koç kırmanı kesse maliyaliye. Gelin olduğunda yakalandığı hastalıktan kurtuluşunu böyle anlatıyor Ümmüşen nine. Yaşamın tüm dertlerine karşı içinde taşıdığı yaşam aşkıyla direnmesini bilen bir Anadolu kadını o. Hafızasının berraklığı, dilinin tatlılığıyla birleşince çevresindekileri de etkileyen bir anlatıcıya dönüşmüş. Bir de bilmiyorlar bunu. Beni köşelere götürdüler top arkadaşlar. Evet. Yenge dedi onlara bir hüccet okuyor dedi bizim dayının gelin, amcanın gelin. Evet. O başıma yürür, o başı o ben bir diye ezel okudu bereket kurtuldum kaçtılar gittiler. Ümmüşen nineden Bekir dede ile çeşme başında karşılaştıkları günlere dönmesini istiyoruz bir kez daha. Ekin tarlasında, göç yollarında, keçi ardında geçen günleri zamanın belleğinden söküp getiriyor. O sımsıcak sohbetiyle. Biz bana bununla ekim biçerler. Bana ben ekim biçik. Bunun evet. Amcası vardı. Amcası beni kandırdıyla alalım de. Bu da biz onun delilik var. Hindik aklı olsa delilik var işte. Ancak vardı o da kaldı. Ama o delilik daha güzel değil mi evet, yani? Evet abi. Nuttur'u giy. Tabii bir biçak derim biz bu hiç yok. 70 sene oldu. Tabii hiç aramızda hiçbir şey yok. 70 yıldır evlisiniz. Tabii 70 yıl oldu işte. Yine 71'e girdi. Evet. Kaç yani. Çocuk var? Biri öldü. Ha, 3 çocuk bir var. Kız, bir oğlan var. Ümmüşen nine ile Bekir dedenin sevgiyle büyüttükleri sevda fidanları bugün tam 70 yıllık ulu bir çınar olmuş. Dile kolay. Bir yastıkta kavgasız, nizasız tam 70 yıl. Bekir dede keçi gütmüş. Ümmüşen nine de süt sağıp yoğurt yapmış. Giritli tüccar da götürüp adalarda satmış. Bir zamanların Antalya'sının üretimi ve sosyoekonomik döngüsünün gölgesinde sürüp giden bir öykü onların yaşamı. Yayladan geldiğimizde orada kış gününde burada ormanda müdürüldü. Bu da var yaz geldiğimizde sütünü Antalya'ya yoğurt, süt yap, satardı. Anam babam bir türlü satarlardı. Pazarlarda evet. Satıyorlar.
Haziran 2-3 dedim bizim yaylamıza gider. Yaylamızdan orada 15 gün gibi oturduk. Bir de bizim bir dağ vardır Elmalı Yaylası'nda. O dağa giderdik. 45 günde orada kalırdık. Davarı orada güderdik. Yağsını peynirini satardık. Alıcı gelirdi satılırdı. Mesela en toplam... aşağı benim aklımda en aşağı 11-15 milyon koyun da vardı bu köyde. Deve dersen 150-300 deve vardı. İnek dersen daha vardı. Belki 300'ü geçip adam malını bilemezdi. Bu mal benim kim olduğumu bilemezdi. Bizim bu yaylama dediğim yayla mal yaylasında adam şaşırırdı. Bizim yaylamız 5 köyün yaylasını geçecek. Ondan sonra Karabayır'ın yaylası 5 köyün yaylasından fazla bir yeriydi. Bir dağında ziyaret deriz, o da alaydı yük. En güzel orada çadır mı kuruyordunuz? Çadır. Kıl çadır kuruyorsunuz. Hasır, alacık dediniz. Alacık. Ha. Orada evet. Da bütün kaynama kuyla vardı, çeşme yoktu hiç. Kaynama kuyladan suyu çeker, malı öyle sorardık. Yunan'a gitti, çok dava gitti buradan satın. Bir Giritli vardı, aldı, topladı. Giritli bir tüccar vardı. Adını hatırlıyor musun? Zeynel Hasan derlerdi. Zeynel Hasan, Şarampol'da oldu. Şarampol'da bak, Şarampol'da. Üç kardeşi, bir Hüseyin, bir en büyükleri Hasan'ıydı. Ortanca mı Hüseyin'i bir de vardı, üç kardeşiydi. Hemen Çarampor Karakolu'nun... Zeynel Hasan adındaki Celep, evet. Buradan malları alıyordu, evet, keçileri. Antalya Limanı'ndan gemilere yükleyip Yunanistan'a, Girit'e, gönderdi. Oralara gönderiyordu. Ekin ancak diyeceğimiz kadar ekine kadar. 30 sene, şimdi fazla ekir ya. Bu devirde malcılık olduğu için her geçici 15 dönüm eken eker ancak kavramıyla biçer. Düvende düver, yiyecek değer alırdı. Şimdi motor olun sıra her 20 dönümlük, 100 dönümlük, 150 dönümlük ekin şimdi. Bekir'de bir zamanların hayvancılık üretimini böyle anlatıyor. Beydağların sırtlarındaki bereketli yaylaların, yörükler için ne denli birer üretim alanı olduğu bugün unutulsa da Bekir'de dağların kıymetini bilenlerden. Yeşilbayır'da baharın gelmesiyle ısınan toprak, daldaki kuş, ağıldaki kara keçi, göç zamanına işaret edince her canda bir telaş, bir heyecan başlarmış. Bekir'de dağların koynuna yapılan göç yolculuğunu işte böyle anlatıyor. Buradan bildiler ki Haziran'ın birinde Karabayır göçecek. Şurada Ağlan Deniz yakın, burada 3 kilometre bir yer vardır. Oraya Karabayır'ın yekün malı oraya gelir. Oraya toplanıyor. Yekün oraya toplanır. İkindiğini o sığırla davar Yenice Boğazı'na girer karakola. Karakolda varsın, laparın varsa geç. Sirkat hayvan varsa evet. Tutarlar, bekletirler. Tutarlardı. Yalnız bak ben 7 sene çobancılık yaptım. Şimdi okuldan çıktım. Yerliden gelirken karakolun önünde bir asker var ya, ben onbaşıymış. Benim bir paluskam vardı, bir de bıçak, bir de birlik matram vardı. Bunu alacak diyelim, torbanın altını sakladım, etmeklerin üstüne geldi, ormanda benden aldı bunu. 10 metre, 20 metre gittim, domates gibi sıdıcım. Ufam, adam aldı, çağırdı. Sen niye sakladın bunu? Ben de böyle böyle dedim. Al bunu benim kuşan dedi. Dak dedi, al bıçağını dedi, al matranı dedi. Senden alanın küfür etti, kimse alamaz senden dedi, yürü dedi. Ben ötesine yazın, bir kez yazın, Haziran kaçında geçeceğim. Tam ilk şerifte çobanların içine en ufak yaşta benim, en kömeli mal bende. Barikam var ama onbaşı temcitli bir onbaşı. Ulan çoban gel buraya dedi. Beni sandalyeye oturtturdu. Ben bir oğlak verdim adama. Benim de var 7 sene hiç saymadı benim de varı. İlk şerifte benim de var dedi. İlk ben oturdum sandalyeye. Geriden gelen tek say bakalım. Ulan bu adam malı niye saymıyor dedi. Ben onun için jandarmada çok meraklıydım, ağlarım. Evet, jandarma olmak istiyordun sen. Çok, öyle yarım ağrım, şubaya vardım, ağlıyorum. Olamaz şubayı, sen ille dedi, istikam dolmuş dedi. Motor dolmaz dedi. Jandarma olmuş. İlle piyade olacak sen dedi. Yenice Boğazı'nda bir karakol var o zaman. O karakol ne oldu, yıkıldı mı yıkıldı daha sonra? Yıkıldı şimdi karakol, kalktı. Neredeydi tam olarak yeri? Şimdi eski yolun orada binalar vardı, ormanda yersin. Oraya kadar. Daha yukarıda Bartlı karakolu var, daha yukarıda. Boğaz'a, o zaman Boğaz'a girmeye de Elmalı Beli'nden gittiğimde Dayıralık'tan, Tahtalı Çeşmesi'nden beri geldiğimde orada bir yüksek yerde orada da vardı karakol. Bunlar Demokrat Parti çıktığında ikisi de kalktı. Karakol. Karakolları kalktı. Hakkıyım şu karakolun olması. Hırsızın nerede geldi, nereden gitti bir şey kazanamayacak. Yani bu Boğazları bekliyordu yani. İşte mal hırsızları var, başka şeyler var filan. Çok oldu. Deve sabah yakın uğrar ancak tüyündeki suyu çıkar orada.
Oraya gelir. Sabahı öğlene eve oraya gelir millet. Orada bir daha toplanır. Bir daha olur. 3 günde çıkardık biz köyümüze evde ya. Bu dediğim yerde orada 2-3 kilometre alınıyor. Orada toplanılıyor. Orada ikinci Süyüçük'te, üçüncü köyde. Mesela kaç kişi oluyor? Kaç aile göç ediyor o sırada? Yekülü köyüm o zaman 70-80 ana varsa, 20'si evlendiyse gerisi buradan onun gider. Hepsi birlikte hepsi birlikte gider. Birbirine yardım eder. Evet. Deve vardı, eşli saramaz, onlar deve saramaz, malını götüremez, birbirine yardımla götürürdü. Şimdi adam sabahın günü sormuyor, Allah'a ısmarladık, bok veriyordu ya. Evet, yani bir dayanışma vardı, çok birlik, dayanışma, beraberlik vardı. Bak, bu devirde fakirlik çoğdu. Yalnız dayanışma, birbirine yakınlık bu kadardı. Şimdi ben sana anlatsam, 43'te buraya evle yapacak, 1943'te ben okuldan çıktığımda devlet bize 93 ev yaptırdı, mecbur oldu. Haziran'ın 15'ine kadar bir salmadı da. O zaman bu millet nasıl bilmiyorum, öyle milletti birbirine. Şimdi un bitti. Yerle gitsek yerle de var. Niye getireceğiz? Eşiyle gitsem 3 günde gelir. Burada ekini biçtik, arpayı. Kuruttuk. Çırptık, düvenli götürdü. Çırptık, kuruldu. Ramazık mendiler aradı. Üyüttü geldi. Anam etmeyi pişirmiş. Ana dedim, bu ekmek gelir mi ya dedim. Yok canım, şu kapkara bu etimi ben yemem dedim. Ne için? Babam da var, düştüğüne birer de çocuklar var. Ben yemem. O zaman şimdi biz sakızlık deriz. Onun ucunda pürküt bahar günü açtı. Tam 3 gün sırf bunu yedim. Son başı dedem oraya gitti, annem. Şimdi oraya vardı, 10 kilo kadar un aldı, unla karıştırdı, unu yedi. Bu köyde ben çok adamları sakızlık gördüm. Sakızlık dediğim çitlenmek, yani çıtlığın ucundaki sümbürleri, püsküllerini evet, yiyorsunuz yani. Bu köyde çok adamlar otla idare oldu. 41, 42, 43. Savaş yıllarında. Almalarında, tam almalarında. Evet, eziyorsunuz. Çöpler koyup geliyor, sinir oluyorum ben kendime. Almayıp bir etme kadar idaremi de aldım. İdaresine evet, baktık çok. Bekir Dede zorluklarla geçen günleri yaşayıp bilenlerden biri. Bugünün savurganlığı karşısında neler hissettiğini bu sözlerle ifade ediyor. Atalarının dayanışarak yaşamı bölüştüğü günleri özlemle anarken, köyünün eski yerleşim düzenini de anlatıyor Bekir Dede. Şimdi bu 7 mahalleydi. Orada yaylada hepsi bir yerde. Buraya geldi, mahalle olduğu için 7 mahalleydi vardı. 5 ev bir yerde, 15 ev bir yerde, 3 ev bir yerde mal var. Malımızın birbirine karışmasın. Bizim galiba mahalle Çukurçaltı'ydı. Bunlar mahalle Gebeciler Mahallesi'ydi. Bu taraf, burası Kaşlağı Mahallesi'ydi. İsimleri vardı. Her yerin isimleri evet, vardı mahallelerin. Evet. Göç günlerini bir de kadınların gözünden dinliyoruz. Ümüşen nine, dağlara, yaylalara, ota ve suya, umuda ve ekmeğe doğru yapılan yolculuğu anlatıyor. Yayan çıkardık. Bu askerde ben deveyle buraya ağırlık getirdim. Deveye sadık un çuvalları buraya getirdim bu askerdeyken. İlle beraber geliyoruz. Develerle, eşeklerle buraya ağırlık getiriyoruz. Üç günde geliyoruz deve, üç günde geliyoruz. Gel de biz gelip bulgur kaynatıyan, tarını ediyen, her şeyin kışlık çizeyen, müddelerini hazırlayan. Ve hastalar varsa, seleyi yapan da işin bir yere sararlardı, içine çocukları oturturlardı. Tamam, heybelere. Tamam, heybelere. Ufak çocuk var demiş. Korku derdi diye koca çay var ha. Geçirmedi. Onu develerin boynuna ardırdı geçirirdi oradan. Görünme geçecekler zemirle yaya şeye batırmazdı çaylara. Evet. Şimdi hepsi kayboldu. Şimdi yaylaya gideceğine burada göç olduğunda o ağlarına bakarsın senin burada gördüğün eski sıklı çocuğu orada vardı değişmiştir. Güzelini de orada görürsün. İyisini de orada görürsün. Beğendiğin kızı da orada görürsün. Göçlü, herkes göçlük yerde temiz güzel hemşeler. Bekir Dede çobanlık yaptığı günlerde yörede yaygın olan kurt ağzı bağlama törenlerini anlatıyor bize. Doğa tanrıcı inançların uzantısı olarak binlerce yıldır bu topraklarda süre gelen bu ritüeller yakın zamana kadar Anadolu insanının gündelik yaşamının önemli bir parçasıydı. Babam bak Kur'an'ı açardı, Kur'an'da onun bir okumak yeri vardı. Onu okurdu, bıçağı açardı da okur, üfürdü miydi, bıçağı yumardı. Domuz gelmez. Yalnız bilemem şimdi haklı. Şimdi kimse bu kalbini bozuyor, bu doğru. Şimdi bizim bu ilk, ben daha muhtara çok da buranın evleri, yandıran dağlı gibi muhtar vardı. Bu da çoban. Bu adam çoban kendi. Şimdi bunun bu köyü eski adı öğreden Umar Hafız diye bir hafız varmış. Bunun da var, ügütmüş. Güttüğünde bu dağı bağlarmış. O gün onun kebicinin birini zırttan sıkmış. Gel ya amca diye, sen falan kebici diye zırttan sıktı diye. Adam seslemiyor. Şimdi onun bir yumak varmış.
Düğüm atarmış. 41 yapmış düğümü. Aşkım tamam akmış. 40 koz yemiş. Yemeyecekmiş. Yemeyecekmiş. Tamam haklısın amcam demiş. Yani, yani kurt ağzı bağlandı. Dinle bir dakika. Ben olursa olmaz. Ben şeytan bir adamım. Bir de kalbin temiz adam olacak biliyor musun? O hocaya kalbini tuttuysan hoca yapar mı? Param alacak. O zaman öyle mi yapacak dedin miydi? Bu iş kesinlikle olmaz. Niyeti bozmayacaksın ha, yani. Ha. Niyetini kesinlikle bozdun biri. Ne olur işte hasta ol. Ben falan hocaya kendimi okudu için gitti. Eğer gider bir kalbim bozar demiyor. Allah'a kadar bu iş. Yakın zamanlara kadar yaşamın tümünü kuşatan bir üretim kültürüyle yoğrulan, yörüklerin kendi ihtiyacı olan ne varsa kendilerinin ürettiğini anlatıyor Bekir Dede. Beyaz... Kebek yerdi, bu şeket yoğdu. Bir şimdi kepemiz kebek... Efe kebe şeyini kebele, efe kebe. Kuşak kuşak. Yünden yapılan. O yünü nereden yaptırıyorsunuz? Yani kim dokuyor onu? Kendimiz giyiriz, kendimiz dokuyoruz, dokuyoruz. Ben çok büyük. Burada keçe yapan var mıydı? Vardı. Köyde keçe yapan vardı. Şimdi geldim evine, yaya atılırdı pamukçuyla, yumla atılırdı, kıllığa darardı, burma uçurdu. Keçeler böyle sabahdı. Keçeyi döşerdin alanlar üstüne, böyle beşe beşe keçe kendim vurardı. Çocuk keçelerini kendim sürardık. Hiç benim hakkım yerine, ben hemşerilerden yukarısı bilmem, aşağısı hiç ip yirmeni görmedim. Yümünü, kılını, kermenle, tengiriyle ip yirirdi. Ben çok ördüm. Öyle o kadar mı o kadar. Çorap da örüyor muydu? Ben tek şişlerim bu. Çin beş şişlerim. Ben tek şişlerim. Kırmeri çok yeriydi bu. Dağdan dobaradan gelirse kendim burun yeri gelirdi yorsa. Şimdi bundan yaklaşık işte 30-40 yıl öncesine kadar 50 yıl diyelim hadi. Yeşilbayır köyü yaylasıyla sahiliyle bütün ürettiği her şeyi kendisi yapıyor. Yani kiliminden. Giysisinden yeme içmesine kadar. Güçle derini bütün kendi yapardı. Peki şimdi bugünü siz yaşıyorsunuz, işte o yılları bilen, yaşayan insanlar olarak. Bugün işte torun torba sahibisiniz, işte köyler betondan evler yapıldı, ışıklar var vesaire ama o zamanın mutluluğunu, sağlığını, huzurunu, tadını arıyor musunuz? Ben arıyorum, bu da rahat. Şimdi bak isli kandilci öyle lamba da değil. Bu kadın çok el iş yapardı o kandilin önünde. Görmedim hiç öyle bir kadın. Yani kanaatkarlık vardı bir yandan. Çok. O zaman dokuma hepsini yapardı bu. Yapmadığı işi yok bunun. Bilmedi beş vakit ama. Şimdi pazardan almak yani marketten peynir almak size zor gelmiyor mu? Çok zor geliyor. Gelmiyor. Her gün kavga ediyoruz. O peynir geçti. Yok. Ben de değil ki meraklıysam alalım bir sürü. Kendim biber gibi olurdu o peynirle. Yok o peynirle yok indi. Yahut dedim 15-20 koyalım yerde de kalalım. Burada yer yok. Şimdi kime yer su da ya? Ben gideyim. Bu da çekirdek su gibi su. Böyle tereyağını karnına bastınız yaylada. Karnına işkembenin içine, karnına, deriye bastınız. Yenir bunu ya. Kışın şöyle bir iki yumurta kırdığında nasıl oluyor onun şeyi? bugün o yağı bulabiliyor musun? Yağ da udak bulmaz. Peki Bekir amca niye bunlardan neden bizim elimizden neden aldılar sizce bunları? Yani bizi hepimizi müşteri yapmak için mi, marketlere mahkum etmek için mi? Neden aldılar bizden bu zenginliği? Şimdi, ne düşünüyorsun sen bu konuda? Şimdi yoksulluk bitti, varlık olduğu için herkes elini değirmeden şimdi çiftçi adam motora biniyor. Hiç elini değirmeden leş veriyor kaldırıyor. Arkadaş Allah'a sor. Hiç elini değirmeden eski tohumu çiğner gibi atar. At tohumu, hayvanı koşar, aşamada kedi bir üçü yer, iki dönüm yer ancak sürer. Şimdi adam tabağına giriyor, ikinde tarlasını 100 dönüm yere küp geliyor. Ama bugünkü mü yoksulluk sence yoksa o zamanki mi o yoksulluk? O zaman daha iyiydi. O zaman yoksulluk var, yalnız insanlık var. Yok, insanlık vardı. Asıl yoksulluk bugün yaşanan değil mi? Yani esas yoksulluk bugün, idaralık yok, insanlık kalarsa kalmadı bu memlekete şimdi. İsteyse beni yedemişsin. İnsanın alakası var. Büyük küçük bilmiyor kimse. Ana baba amca dayı akraba bilmiyor. Peyniri yiyemiyorsan, suyu gözeden içemiyorsan, keçinin kokusunu duyamıyorsan, elmayı anlasam, yerlerde şimdi ben çeşmeden, camiden gelirim. Çeşme önüne geçerim. Benim birader vardı, bir damca oğlu var. Ya orada birinin 3-4 teke davar var. Bir koku, biz buna koku dinlemem geldik. Ya dedim çok güzel. Hiç mal görmedim sizin ben. Ben malın içine büyüdüm. Ben davarın içine yattım günlerce. Yalan sizin yaptığınız hareket doğru mu dedim. Bu da satsın davarı. Ha millet birbirine amatör. Şimdi bak şurada komşuda 30-40 kadar koyun var.
Ben şikayet etmem. Dursun işte. Yapsın. O buranın gerçeği yani. Ha, buranın şeyi olsun. Bu. Özü bu. Ha, özü bu. Evet. Şimdi adam çok çekemiyor ki. Ben burada mahkoksun dinleyeceğim. Ben de istirahatıma bakacağım. İşte ancak dedem biri 63 yaşında öldü. Ben ikincisini okudum. Biri de 81 yaşında öldü. 62'de öldü. İkisini de bilirim. Yalnız geldiklerini anlatmadılar böyle şeyler. Burada, hep burada yaşamışlar burada yani. Burada yaşamışlar. Burada yaşamışlar. Onların yalnız bu bizim köy. Eskide dedemin dedesinin dede zamanında Kortulu elden buraya geldi. Orada İncecik'e şimdi orada benzinlik o sıçık ucuyla bir yarımı orada kışlarmış malınla. Bir yarımı da Fethiye'ye girermiş. Son başı buraya biri ya otluğa gelmiş. Derken gelmişler oraya üç ağını derken bu memleket Duacı'nın, Garaman'ın çığlığıymış. Evet. Yalnız buraya geldiğin sıra sonra oh, bizim köyümüz akıllıymış. Bir tane hoca varmış. Buraya bir cami yaptılar, bu cami yaptılar. Oraya kabristan, oraya yerleşme. Son başı 1934'te biri askerden çavuşun biri geliyor, muhtar seçim oluyor. Orada çavuşu muhtar yapıyorlar. 35'te Hüdüt çıkıyor, Hüdüt değil üstüne. Karamanık'ın Gülkavak'ta Sığlık Uyan'da bunlar okul yazı olmadığı için mühür etmişler, müdürü çevirmişler. Bizim müdürümüz bundan yeri komple almışız. Burasını almışlar. Burayı yani. Zapt etti Karabayır. Karabayır mı? Şeytanın ayrı dedi. Çok iyi zapt etti. Geçmişte Karabayır olarak anılan Yeşilbayır'ın öyküsünü böyle anlatıyor Bekir dede. Yörüklerin yerleşimleri ve üretim ilişkileriyle ilgili kaynakların yetersiz oluşu, ancak toplumsal hafızadaki kulaktan kulağa aktarılan söylenceler ve tanıklıklarla yürünebiliyor. Oysa aileden devlete uzanan geniş bir yelpazede, bu toprakların toplumsal örgütlenmesinin yazılamayan gerçek tarihi birçok sırrı da içinde barındırıyor. Biz yine Yeşilbayır'ın bu iki güzel insanıyla yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam edelim ve Ümmü Şen Nine'nin hafızasına bir kez daha kulak verelim. Ümmü Şen Nine ve Bekir Dede gerçek bir Atatürk sevdalısı. Evlerinin her yanında bu toprakların kurtarıcısı Mustafa Kemal'in izleri var. Mustafa Kemal'e duyduğu sevgiyi çocukluğundan bu yana dilinden düşürmediği bir şiirle bize anlatıyor Ümmü Şen Nine. Atatürk'ün ağıdı. Atatürk'ün bağrından çıkaran yüce milletine armağan, bin bir ateşle yanmış, kavrulmuş, Anadolu güzel yurt baştan başa derin yarayla dolu. Mehmetçiğin topu tüfeği kamasız kalmış, haygutlar ayaklanmış, millet ulusa dalmış, her obadan ağız sesi geliyor, haykırılar yürekleri deliyor, Türkiye'nin yıkımı bekleniyor, uğrun onu kar gider Sakarya. Atatürk'ün kara bağrında yanarken bin bir acı, Samsun'a ayak bastı Türk'ün ulu yağlıcı. Havza, Amasya, Sivas, Erzurum ağırlaştı, bir anda Türk yurdunu dolaştı. Dünyayı titreten korkma kurtulacaksın, sen varlığına güven her şeyi bulacaksın. Ölmeyi iyi bilen kahraman Türk coşuyor, titreyerek aslan gibi hep savaşa koşuyor. Durmadan çıkıyordu salgıncılar karaya, Anadolu dönmüşüdü bir büyük kan araya. İki yüzlü ülkeler bunlara ön ayaktı, Türk kanı bu ellerde dereler gibi aktı. Sussuz halkın üstüne kaz döküldü yakıldı. Sanki mahşer kuruldu, düşman hesap görüyor. Ana baba günleri Allah Allah o andı, düşmanın can evine Türk süngüsü dayandı. Çok karanlık bir mezar, kayyak yüz oldu düşmana domlu pınar. Güneş son cümlet kendi aseret burada bitti. Sefer tepeden bir ses titretmişti yerleri, ordular hedefiniz Akdeniz'den ileri. Gar kuvvetini toparladı geliyor, bütün dünya düşmanın ardında yükseliyor. Yeni köyler yanıyor, kan gövdeyi sürüyor. Düşman şenlik yaparak Ankara'ya yürüyor. Atatürk kurultayda tarihten siyebini, dedi üstüne aldı başbuğuluk ödevini. Türk milleti buyurdu ne yapıp yapacağız. Harini ismetinde düşmanı boğacağız. Bir boğuşma başladı, bütün dağlar yanıyor. Sakarya alanları alkana boyanıyor. Üç hafta gece gündüz düşmana baş eğmeden, her yurdun yurttaşkanı değmeden, çekilmedi hiçbir Türk eri. En son Çatal'dan dönmüştü geri.
Salgıncının emeli kırıldı Sakarya'da. Türkiye'nin temeli kuruldu Sakarya'da. Sakarya alanında savaş ermişti sonra. Bir yel gibi kaçtı salgıncılar. Ah be ona. Neler gördük yollarda. Her taraf dümdüz olmuştu. Yiğitler ülkesinin bağrı göz göz olmuştu. Dalgalan Türk bayrağı. İzmir senin öz yurdun. Tam 40 ay bu hasretle yandın yakılın durdun. Diyen kahraman Türk kadını. Çocuğu omuzunda, kanlısının başında, ürününü topladı, istekle yurda verdi. O savaşa kazan bu nasillerlerdi. Yağmur çamur demeden, seve seve koşuyor, durmadan, dinlenmeden. Çocuğunun habasını top mermisine saran, diyen ey Türk kadını en mutlu olurum. İnönü emrederse kapımızdan taşarız, Allah Allah diyerek engeller aşarız. Nefesine işte. Sağlık. Çanakkale Harbi bu. Çanakkale Savaşı güzel ile ilgili. Çok güzel. Evet. Ümmü Şen Nine'nin soluksuz okuduğu bu anlamlı şiir hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Bugün giderek daha çok karartılan yüreklere serpilecek bir aydınlık seli gibi o pırıl pırıl hafızasının çıkınından özenle çıkarıp tüm kazanımları birer birer yok edilmeye çalışılan Cumhuriyet'i anlatıyor bize Ümmü Şen Nine. Eskiden Türk milleti istibdatla inlerdi. Zalim padişahın sözlerini dinlerdi. Harabeye dönmüştü vatanın sağı solu. Vergi yetiştirirdi saraya Anadolu. Belimizi bükmüştü senelerce asaret. Hiç kimse isyan etmedi cesaret. Gazi Mustafa Kemal bu zincirleri kırdı. Esir değiliz diye padişah haykırdı. Tuttu halkın elinden. Sarayın istibdatı yıkıldı temelinden. Güneş nurları boğdu baştan başa vatandı. Cumhuriyet oldu Mustafa Kemal Paşa. Ümmü Şen Nine'nin 75 yıldır yüreğinde taşıdığı Cumhuriyet tutkusu, bugünün yürek yangınının üstüne dökülen bir derya gibi sanki. Okuduğu bu şiirleri nasıl öğrendiğini soruyoruz. Bakın nasıl anlatıyor. Bunu okulda öğrendin. Okulda 5. sınıfta. Öğretmen mi vardı bir tane size bunu öğreten? Ben okulda bir tek kız çocuğum. Öğretmen de kitabı vardı, kitabı, hayat kitabından öğrendim. Öğretmenin yanında bir tek talebeydim. Bir tane kız çocuğu. Bir de talebeydim. Terzi kursu vardı. Oğlanlar patlak hazırlardı, beni orada terziye yollardı. Peki terzi, ilk defa bunu nerede söyledin? Terziliği de orada öğrendim. Okul terziliği her şeyi yapar. Her şeyi diker. Nihayeye gittiler böyle 20 Nisan'da. Bir çuval para aldı. Bütün o zaman para 5 kuruş olmuş. Millet nereden çıktı? Şimdi ilk defa bunu nerede söyledin okulda? Şiiri ilk defa 23 Nisan'da. Ümmü Şen Nine ile Bekir Dede'nin yaşamlarına dönüyoruz yeniden. Bu güzel mahalledeki günlerinin nasıl geçtiğini soruyoruz. İkinizin hayatına bir gelelim. İkiniz mesela hiç kavga eder misiniz? Yani geçmişten bu yana böyle hiç kötü söz söylememiştim. Belki şimdi de ufak işi 10 dakikalık durur, 5 dakikalık. Öyle tek küs kalamıyorsunuz yok, yani. Yok. Öyle bir dava yoktur. Bu kadar olur. Tüm Ramaz sanak olmaz şimdi. Ya oğlan bir şey oldu olmuştu, bir gürültü olur. Bakar doğru mu? Duyan ne oluyor? Bir saat sonra gitmedi, bir alakamız yoktur. Öyle de kavga da harcanık yapmış hiç. İkiniz böyle atışıp duruyorsunuz. Ben bağırın da buna, böyle harcanık yapmış. Çoğu çocuk herkes işinde kaydında gelen gelir gelmezse gelmez zor edemez. Arziden gelir, arz etmen gelmez. Burada peki ne yapıyorsunuz? Bir şeyler üretiyor musunuz şimdi hala? Şimdi burada bahçede yazın. Şu evimde 5-10 zeytin ağacı var. Bunları çapalar ederiz. Güz geldiğimiz zeytinleri yağ sıkarız. Zeytinimizi yeriz. Yerlerde de yerimiz var. Acık 5-10 alma ağacımız var. Bir tarımız var. Gideriz bunları ulaşlar yerim Mart'ta. Ondan sonra acık zepte geliriz. Yiyecek kadar domates. Fazile. Evet. Onu sabahla geceden kakar sağardın, yemlerdin, samanlardın, sabahla sepet setini alırdın, çocuğu sırtına epiştirdin, hadi çapa tarlasına. Akşama da çapıyı çapalar çapardım, kuşluk bir ekmek edin, öğlen ikindi oldu mu da eve gelirdin, sığır sağacaksın, yemek pişireceksin, ekmek pişireceksin, yemek sabahla doğru çapa, yine ne var? Şimdi ye yat. Şimdi işte bugün bir şey üretmeden bir hayat geçiyor. Onları görünce üzülüyor musun? Çok. Yani çok. Onu bir anlat bize. Ben şansımı üzülüyorum. Çok çalıştık oğlum. Çok hazır. Herkes hazır oluyor. Şimdi bilhassa bu yeşil bahçe partiler meselesi çünkü memlekette her partiler zaten elini bu soğuk hazır, suya. Hazır. Hiç ılık suya değil. Soğuk suya hiç değil. Kes yalık biter. Biter. Hiç bitmez bir şey yoktur. Biter. Yalnız bir günde biz görürüz.
Bugünün üretimsizliğine böyle isyan ediyor bir asra merdiven dayamış ömrüyle bu koca çınar. Yüreklerindeki Cumhuriyet ve Mustafa Kemal sevgisiyle ısınan sımsıcak yuvalarında anılarını yarına ulayarak iyi birer insan olabilmenin iç huzurunu bizimle bölüşüyorlar. Duvardaki kocaman Mustafa Kemal fotoğrafının başucunda kutsal topraklarda çekilmiş fotoğrafları var. İşte bu coğrafyanın özeti bu. İçlerindeki yalınlıkla yaşanan zamanın kadir bilmezliğine bir kez daha yüreklice sesleniyorlar. Ne bilecekler? Atarmazsa Yunanlar diye dorsalı bilen var mı? Yunanlar diye dorsalı atadık olmasa biliyorlar mı? Ben ölür gider atadayım. Şimdi diyorlar ki olmasaydı da olurduk diyorlar. He, olurdu, olurdu. Bekle. Onlar Yunanlıcıydı, Yunan. İşte ben hatta Türkiye'de adam bulamam da bunu Türkiye'ye gitmişmiş. Ha, ben birine bak şimdi ben bırak. Ulan ananı kurtaran ve Türkiye'yi kurtaran Atatürk'le ne? Adam tık diyemedi bir dur bırak dedi.
senden ayrı ben birer mekan kurmadım. Daha bir gönüle ıkrar vermedim. Batınım sen oldun, zahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda Islak Çarıklar'da bu hafta sizleri iki gönül yoldaşıyla tanıştırdık. Ümmüşen Nine ve Bekir Dede'nin yurt ve insan sevgisiyle dolu yuvalarına hep birlikte konuk olduk. Onları tanıyınca umudumuz bilendi. Bu topraklardan umudumuzu asla yitirmememiz gerektiğine olan inancımız bir kez daha törpülendi. Evet, bu topraklardan umut kesilmez. Yeter ki bizi biz yapan köklerimizden kopmayalım diyerek sözü her hafta olduğu gibi bir kez daha Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Daha gidilecek çok yolumuz, bölüşecek çok öykümüz var. Sarılan kollar yok.
Müzik